Gülümseten Marifetler YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle böyle güzel bir bebek botu yapımı paylaşacağım. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve benimle birlikte yaparsınız. Bu bebek botunu ben 10 aylık kızım için yaptım. 6-12 ay bebekler için olur bu bebek botumuz. Bu bebek botumuz için böyle kadife bir ip kullandım. Kadife ip olarak satılıyor bu ipler. Bir yumak almıştım. Bu bot patiğimizi yaptım. Diğerini de şimdi sizlerle beraber yapacağım. Sonrasında ne kadar ip gittiğini videomuzun sonunda sizlerle paylaşacağım inşallah. Çünkü daha diğer tekini örmediğim için ne kadar ip gittiğini söyleyemiyorum. Şimdi bot patiğimize başlamadan önce buradan tüm abonelerime sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bana vermiş oldukları desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yine bu bot patiğimiz içinde beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videolarımı paylaşarak arkadaşlarınızın da daha çok kişinin videolarımdan faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Hem de bu şekilde bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bot patiğimizin yapımına geçelim. İpimizi söylemiştim. Tığımızı söylemedim. 3 numara tığ kullandım ben. Siz 4-5 numara tığ da kullanabilirsiniz sizler. Benim elimde 3 numara olduğu için ben 3 numara kullandım arkadaşlar. Onun dışında bir de şöyle 2 tane ipimiz var. Bunları da hani sıra belirlemek için kullandım ben. Şimdi bot patiğimizin yapımına başlayalım. Öncelikle şu taban kısmından yapacağız. Taban yaptım ben bu bot patiğimizi. Sonrasında şu üst kısmını yapıyoruz. En sonunda püsküllerini yaptıktan sonra bot patiğimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Bu sefer biraz hızlı konuştum galiba. Evet. 14 tane zincir çekerek başlıyoruz. Şu şekilde. Bu arada bebek botu için istek geldiği için hem bu videomu çektim hem de kızıma da yapmış oldum arkadaşlar. Hem de sizin isteklerinizi yerine getirmiş oldum böylece. Şimdi 14 tane zincir çektik. Tığımızın üzerine almadan 1, 2, 3. Üçüncü zincire batalım. Bir kere de çekelim. Bir sonrakine batalım. Bir kere de çekelim. Bir sonrakine batalım. Bir kere de çekelim. Yarısına kadar bu şekilde örelim. Şu şekilde ölçelim. Evet, yarısına gelmişiz. Burada sayı vermiyorum. Hani zincirimizi şu şekilde ölçelim. Bakın, yarısına gelmişiz. Yarısından sonrasını tığımızın üzerine alalım ve ikili trabzan olarak örelim.
Evet, sıra sonuna kadar 2 litre abzanları tamamladım. Yarısından sonra 2 litre abzan yaptım. Şimdi tekrardan tığımın üzerine alıyorum. En sonuncu battığım yere 5 defa daha batacağım. İkinciyi battım. Üçüncüyü battım. Aynı yere batıyorum. Dördüncüyü battım. 5 ve altıncıyı batıyorum. Aynı yere 6 kez battım. Yani aynı yere 6 tane ikili trabzan yaptım. Sonrasında yine şu ikili trabzanların bitene kadar ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında sık iğne yapacağım. Yani tığımın üzerine dolamadan bir kere de batıp çıkacağım. Şimdi şöyle ikili trabzanlarımı yapayım. Orta kısmına kadar ikili trabzan yapmıştık. Şöyle bakalım. Evet, ikili trabzanlarımız bitmiş. Hatta bir tane fazla yapmışız. Onu sökelim. Arkadaşlar bu ipte yanlış yapmamaya gayret edin. Çünkü sökülünce ipimiz hani bozulabiliyor. Hani güzel olmuyor. O yüzden hani sökmemeye çalışın. Şimdi ben bir tane fazla yapmışım. O yüzden onu söktüm. Şimdi tığımızın üzerine almadan bir kere de batıp çıkıyoruz. Çünkü yarısına kadar ikili trabzan yapmıştık ya, o kısmı geçtik. Şimdi tığımızın üzerine almadan batıp bir kere de çıkıyoruz. Yani sık iğne yapıyoruz. Böyle sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Şimdi sonuncuyu yaptım. En sonuncuyu yaptım. En sonuncuyu battığım yere 3 tane daha yapıyorum. Toplamda aynı yerde 4 tane olacak. 1. Tığımın üzerine almadan batıyorum. 2. 3. Toplamda aynı yere 4 defa battım. Birinciyi batmıştım. 3 tane daha battım. Aynı yere 4 kez batmış oldum. Şimdi şu baştaki zincirimize şöyle bağladık. Bu şekilde. Böyle göstermiş olayım sizlere. Bundan sonra artık İkili trabzan yaparak devam edeceğiz. İki zincir çektim, yukarıya çıktım ve trabzan başlarına batarak ikili trabzan yapıyorum. Sırayla batarak ilerliyorum. Şimdi şuraya 6 defa batmıştık ya aynı yere. Oraya kadar ikili trabzanlarımızı yapalım. Sonrasında o 6 taneye çifter batarak ilerleyeceğiz arkadaşlar.
Evet. Aynı yere 6 defa battığımız yere geldik. O 6 tane olan ikili trabzanlara geldik. Tığımızın üzerine alalım. Sıradaki trabzanın üzerine batalım. O 6 taneden ilkine battık arkadaşlar. Tığımızın üzerine alalım. Yine aynı yere bir kez daha batalım ve ikili trabzan yapalım. 6 tane battığımızın birincisine 2 tane ikili trabzan yaptık. O 6 taneye çifter batarak ilerliyoruz. Şimdi ikinciye batıyorum. 1 ikili trabzan yaptım. Yine aynı yere batıyorum. Yani çift batıyorum. 2 kez batıyorum. Bir sonrakinin üzerine geçtim. Bir kere battım. Bir kez daha aynı yere batıyorum. Üçüncüyü yaptık. Üçüncüyü yaptık derken arkadaşlar 6 taneden üçüncüyü yaptım. Şimdi dördüncüyü yapıyorum. Battım. Aynı yere bir kez daha batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum. O 6 tanenin trabzan başlarına ikişer kez batıyoruz. Sonuncuya geldim. Altıncıdayım yani. Altıncıya da iki kez batıyorum. Evet. Burada 6 defa battığımız yere çifter çifter battık üstlerine. 12 tane oldu. Şu anda burası 12 tane oldu. 12 tane ikili trabzan oldu. Şimdi 6.'yı da bitirdikten sonra artık her trabzan başına bir kez batarak ilerleyelim. Şuraya kadar gelelim. Aynı trabzan üzerine 4 defa batmıştık. Oraya kadar ikili trabzan olarak örelim. Evet, 4 tane aynı yere battığımız yere geldik. Şimdi o 4 tanenin üzerine çift batıyoruz. Birinciye battık. Aynı yere bir kez daha batıyoruz. İkinciye battık. Aynı yere bir kez daha batıyoruz. Üçüncüye battık. Aynı yere bir kez daha batıyoruz. Ve dördüncüye battık. Dördüncü son. Aynı yere bir kez daha battık. Biraz gevşe görelim arkadaşlar. Böyle yumuşak olsun. Çok da sıkı örmeyelim. Böyle zincirimizi sıra sonuna geldik. Böyle zincirimizi sabitledik. Burada bitiriyoruz artık. Tabanımız oluştu arkadaşlar. Bakın. Burası ters tarafı. Şu şekilde göstereyim sizlere. Böyle patiğimizin tabanı oluştu. Şöyle ölçelim. Bakın. Tabanımızı oluşturduk. Şimdi artık şu üst kısmının yapımına geçeceğiz. Şimdi burada iki zincir çekelim. Bir, iki. İki zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. Ve sıradaki, bakın, şöyle yapalım. Şöyle. Belinden dolayarak ikili trabzan.
Fıstığımızın üzerine alalım. Belinden dolayarak, bakın şöyle trabzanlarımızın belinden dolayarak ikili trabzan yapalım. Tığımızın üzerine alalım. Böyle sırayla trabzanlarımızın bellerinden dolayarak bu sıramızı örelim. Bakın şu şekilde. Sırayla bütün trabzanlarımızın bellerinden dolayarak önden batıyoruz. Tığımızın üzerine dolayalım, böyle önden alıyoruz. Şu şekilde. Şu şekilde olmuş olacak arkadaşlar. Şu kısmını yapıyoruz. Bu şekilde böyle sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıramızı tamamladık. Şimdi şöyle baştaki şöyle zincirimizin şöyle battık. Şöyle çekelim. Ve bitirdik. İlk sıramızı bitirdik arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Arkadaşlar, bir büyüğünü yapmak isteyenler şu taban kısmında ben iki sıra dolandım ya, onlar bir sıra daha. Yani sizler bir sıra daha dolanın. Ve şu 6 taneye biz hepsine çift batmıştık. 12 tane yapmıştık ya. Siz 12 taneye gelince bir tek bir çift, bir tek bir çift batarak ilerleyin. O 12 taneyi öyle yapın. Sonra ikili trabzanlarımızı yapın. Sonrasında burada 4 tane vardı. 8'e çıkarmıştık çift batarak. O 8'de de yine bir tek bir çift, bir tek bir çift batın. Sonrasında yine ikili trabzanlarınızı yapın. 3. sırayı da o şekilde yapın. Bir büyüğünü yapmış olursunuz arkadaşlar. Onu da söyledikten sonra şimdi İlk sıramızı böyle ikili trabzan olarak ördük. Şimdi bir, iki zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. Ve sıradaki trabzanımızı şöyle önden dolanalım. Önden beline dolanalım. İkili trabzan yapalım. Tığımızın üzerine alalım. Sıradaki trabzanımızı şöyle, bakın şöyle arkadan dolanalım. Arkadan beline dolanalım. İkili trabzan yapalım. Lastik örgü yapıyoruz arkadaşlar burada. Tığımızın üzerine alalım. Bakın şöyle sıradaki trabzana önden dolanalım. Bir ikili trabzan yapalım. Tığımızın üzerine alalım. Sıradaki trabzanımızı tığımızla şöyle arkadan beline dolanalım. Bir, iki seferde çıkalım. Çok sıkı örmeyelim arkadaşlar. Elimizi gevşek tutalım. Tığımızın üzerine alalım. Sıradaki trabzanın önden beline dolanalım. İkili trabzan yapalım. Bir kez daha göstereyim. Tığımızın üzerine alalım. Önden dolanmıştık. Sıradaki şu trabzanımızı şöyle, bakın tığımızı arkadan dolaştırdık. Şöyle arkadan beline dolanalım. Ve yine ikili trabzanımızı yapalım. Bu sıramızı da bu şekilde örelim. Bir önden bir arkadan dolanarak sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramızın sonuna geldik. Şöyle şu baştaki trabzanımıza şu şekilde battık. Tığımızı çektik. Sıramızı tamamladık. Bakın ikinci sıramızı tamamladık. İlk sıramızda sadece ikili trabzan yapmıştık. İkinci sıramızda bir arkadan bir önden dolanarak yaptık. Bu şekilde bot patiğimiz
oluşmaya başladı arkadaşlar. Şimdi tekrardan bir sıra daha bir arkadan bir önden dolanarak yapacağız. Bir, iki zincir çekelim. Sıradaki trabzanımızı önden dolanmıştık. Önden dolanalım. İkili trabzanımızı yapalım. Bir sonraki trabzanımızı arkadan dolanmışız. Arkadanları arkadan, öndenleri önden dolanarak bu sıramızı da bu şekilde bitirelim arkadaşlar. Şunlar önden dolanmış, bu arkadan dolanmış. Bu şekilde örelim. Bu sıramızı da tamamlayalım. Yine sıra sonumuza kadar geldik. Üçüncü sıramızı da tamamladık. Baştaki zincirimize şu şekilde bağladık. Şimdi burada patiğimizin şu kısmını yapacağız. Artık bu patiğimizin oradaki ayarlamalarımızı yapacağız. Şimdi patiğimizin şurası geniş kısmı, ön kısmı, şu dar kısmı, topuk kısmı. Şimdi şu şekilde yaptığımızda tam ortadan sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane olacak. Şu önden battıklarımız 10 tane olacaklar. Şöyle tuttuğumuzda, tam yarısından tuttuğumuzda arkadaşlar, şimdi patiğimiz, bot patiğimiz bu şekilde. Şöyle katladığımızda tam ortasını buluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane şu önden battıklarımız, şu kabarık olanlar, şu kabarık olanlar, önden battıklarımız 10 tane kalacak şu ön kısmında. O şekilde ayarlayalım. Evet, tekrar göstereyim. Bot patiğimiz böyle açıkken alıyoruz. Şu şekilde katlıyoruz ve tam ortasını buluyoruz. Ortasını bulduk. Şu önden battıklarımız sayısı 10 olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi şu birincisi, beyaz iplerimizde işaret koymak için. Şimdi şu birincisiydi. Bu yerlerini karıştırmamak için işaret koyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şurası 10. 10'uncuya da işaretimizi koyalım. Karıştırmamak için. Bakın, işaretlerimizi koyduk. Beyaz iplikle koydum ben. Şimdi örmeye başlayalım. Yine bir, iki zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. Önden battığımızı önden batalım. Yani önden beline dolanalım. İkili trabzan yapalım. Tığımızın üzerine alalım. Arkadanları arkadan dolanıp örelim. Önden dolanıp örelim. Arkadanı arkadan dolanıp örelim. Evet, şimdi ayırdığımız, yani işaretlediğimiz yere geldik. Şimdi buraya biraz dikkat edelim. Tığımızın üzerine alalım. İşaretlediğimiz öndeni alalım. Hemen bir sonraki önden battığımıza batalım. Arkadan battığımız arada kalıyor. Onu ellemiyoruz. Ve ikisini bir çekerek bir ikili trabzan yapalım. Yani toplamış olduk. Tığımızın üzerine alalım. Arkadan dolandıklarımız arada kalıyor. Biz önden dolandıklarımızla işlem yapıyoruz. Arkadakileri hiç karıştırmayın arkadaşlar. Şimdi sıradaki önden dolandığımız, bir sonraki önden dolandığımıza battık.
Tığımızı içlerinden geçirdik ve ikili trabzan yaptık. Dediğim gibi arkadaşlar, önden dolandıklarımızla işlem yapıyoruz. Arkadakileri hiç karıştırmayın. Tığımızın üzerini alalım. Önden dolandığımızı aldık tığımıza. Yine bir sonraki önden dolandığımızı tığımıza aldık. İkisini bir topladık. İkili trabzanımızı yaptık. Bu şekilde ilerliyoruz. Tığımızın üzerini alalım. Yine sıradaki önden dolandığımız, bir sonraki önden dolandığımız, ikisini bir topluyoruz. İkili trabzanımızı yaptık. Arkadakilerle hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Hiç onları karıştırmayın. Hep öndekilerle işlem yapıyoruz. Şu ayırdığımız kısımdakileri. İşaretli olan kısmı. Şu işaretli olan orta kısım. Tığımızın üzerine alalım. Sıradaki öndene batalım. Ve işaretli olan öndene batalım. Tığımızı içlerinden geçirelim. Yine önlerinden dolanıyoruz onların da. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi artık işaretli olan kısmı bitirdik. Tığımızın üzerine alalım. Sıradakini arkadan dolanmışız. Onu arkadan dolanalım. İkili trabzan yapalım. Tığımızın üzerine alalım. Sıradakini önden dolanmış. Önden dolanalım. Yine bu şekilde şu işaretli olan kısma kadar gelelim. Öndenleri önden, arkadanları arkadan dolanarak şu işaretli kısma kadar gelelim arkadaşlar. Evet, işaretli olan kısma gelmeden önce sıramızı tamamladık. Şimdi baştaki trabzana şöyle batalım. Şekilde birbirine bağlayalım. Yine bir iki zincir çekelim, yukarıya çıkalım ve yine bakalım önden dolandığımızı önden, arkadan dolandığımızı arkadan, işaretli kısma kadar bu şekilde arkadaşlar. İşaretli kısmı burada. Yine önden doladığımızı önden, arkadan doladığımızı arkadan. Şimdi bakalım. İşaretli kısma geldik. Bakın. İşaretli kısma geldik arkadaşlar. Şimdi orayı tığımızın üzerine alalım. Önden dolan, bakın. Birinciye batalım, önden dolanalım. İkinciyi de aynı şekilde, ikisini bir toplayalım. 10 taneydi ya bunlar. 10 taneydi ayırdığımızda. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kaldılar. Topladığımızda 5 tane kaldılar. Şimdi tekrardan topluyoruz onları. O beşliği örüyoruz şu an. Aradaki, şu işaretli olan arada 5 tane var. İkisini ördüm şimdi. Tığımızın üzerine alalım. Bakın, sıradaki ve bir sonraki. İkisini bir toplayalım. Şimdi en sona bir tane kaldı. Onu tek örelim. 2 2 topladık, 4 yapıyor. 5'ti ya, bir tanesi tek kaldı. Onu tek örelim. Yine önden dolanıp tek ördük onu. Sonrasında işaretli kısmımızı geçtik artık. Şimdi arkadan olanları arkadan, önden olanları önden, yine şu işaretli kısma kadar gelelim. Sıradakine bakalım. Sıradaki arkadan. Arkadan dolanıp beline ikili trabzan yapalım. Sıradaki önden dolanmış. Önden dolanalım. İkili trabzan yapalım. Yine işaretli kısma kadar gelelim. Evet, sıramızı tamamladım ben. Sonra zincirimize bağladım. Bir sonraki sıraya geçtim. 2 zincir çektim, yukarıya çıktım.
Yine öndenleri, önden arkadanları, arkadan dolanarak işaretli kısma kadar geldim. Bakın işaretli kısma kadar ördüm. Şimdi işaretli kısımların ikisinin arasında bakın şöyle 3 tane var. 1, 2, 3. Bakın arkadaşlar. Şimdi şurası sizin bebeğinizin, çocuğunuzun ayağına dar gelecekse, yani şu an tam geliyorsa o 3 taneyi büzmeden ilerleyin. Benim kızıma ben geniş geleceğini düşündüğüm için ölçerek yaptım. O 3 taneyi de toplayarak. Şimdi ben kızıma ölçtüm. Burası hani bana biraz geniş geldi. O yüzden ben bu sıramızda da şu işaretli olan kısımlar arasındaki 3 taneyi teke düşürdüm. 3 taneyi birden büzdüm, teke düşürdüm. Sonrasında yine bir arkadan bir önden alarak ilerledim. Ama siz hani diyorsanız benim çocuğuma burası uygundur. Hani genişliği iyidir, dar olsun istemiyorum. Hani geniş olsun istiyorum derseniz ölçerek yapın en doğrusu. Ama siz yine de hani dar geldiğini düşünürseniz bu 3 taneyi büzmeden hani üstlerine ilerleyin, batarak ilerleyin. Mesela önden alın, önden alın, önden alın. Bu 3 tanesini önden alarak örersiniz. Ben bana geniş geldiği için ben biraz daha daraltmak istediğim için bu şekilde ördüm. Şimdi göstereceğim. Tığımızın üzerine alalım. Birinciyi, ikinciyi, üçüncüyü, üçünü bir böyle topladım. Üçünü bir topladım. Teke düşürdüm. Şu kısmının ben genişliğini hani kızımın ayağına göre ayarladım. Ama size dar gelirse o üçünü de teker teker örerek yapın bu sıramızı. Ben üçünü bir toplayarak ördüm. Sonrasında yine öndenleri önden, arkadanları arkadan örerek ilerliyoruz. Böyle örerek yine sıra sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar tamamladım. Şimdi artık bu işaretli kısmına şu beyaz iplerimizi çıkartabiliriz. Bunlara artık gerek yok. Böyle bu iplerimizi çıkardık. Bakın botumuz bu şekilde oluştu. İsteyen arkadaşlarımız bu şekilde de kullanabilirler. Hani şöyle etrafına sık iğne çekersiniz. Böyle püskül yapmak istemeyenler, bu uzunlukta isteyen arkadaşlarımız bu şekilde de kullanabilirler. Bu şekilde de gayet çok güzel arkadaşlar. Böyle ayakkabı şeklinde. Hani bu şekilde de kullanabilir isteyen arkadaşlarımız. Şimdi ben artık buradan sonra 3 sıra daha ördüm arkadaşlar. 3 sıra daha arkadanları arkadan, öndenleri önden dolanarak 3 sıra daha örelim. Sonrasında sık iğne, etrafını sık iğne dolanacağız ve sonrasında püsküllerimizi yapacağız. Şimdi 3 sıra daha arkadanları arkadan, öndenleri önden dolanarak 3 sıra daha örelim. Evet, 3 sırayı ben tamamladım arkadaşlar. Tamamladıktan sonra bir sırada tığımın üzerine almadan bir kere de çekerek bir sırada o şekilde yaptım. Yani sık iğne dolandım etrafını bir kez. Bu arada arkadaşlar, siz bu uzunluğu hani çok uzun derseniz biraz kısa yapabilirsiniz. Çok kısa derseniz hani biraz daha uzatmak isterseniz biraz daha uzatabilirsiniz. Ben bu uzunlukta yaptım arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi şu püskül yapımlarına geçeceğiz. Şimdi püskül yaparken arkadaşlar şöyle istediğiniz uzunlukta şöyle bırakın. Şöyle. Sonrasında şöyle sıradaki trabzana batın. Bir kere de çekin. Bakın böyle oldu. Bu uzunluğunu kendinize göre ayarlayın arkadaşlar. Daha uzun, daha kısa nasıl isterseniz. Sonrakileri de şöyle ipliğimizi çekin. Tam onun uzunluğunda. Şu şekilde. Bakın.
Ve sıradaki trabzana. Batım. Bakın böyle. Püsküllerimiz böyle oluyorlar arkadaşlar. Ben bu şekilde yaptım. Hani böyle kolayıma gel. Şöyle ipliğimizi çekin. Şöyle tam onun uzunluğundan kıvırmaya başlayın. Şöyle bakın. Bakın hepsi aynı uzunlukta oluyor arkadaşlar. Benim böyle kolayıma geldi. Ben bu şekilde yaptım. Hani ele dolayarak da hani böyle yapılanlar da var ama ben o şekilde bana zor geldi. Benim böyle kolayıma geldi. Ben bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şöyle uzatın. Böyle dengesinden kıvırın. Bakın hep aynı uzunlukta oluyor arkadaşlar. Bu şekilde püsküllerimizi yapalım. Çok kolay püskül yapımı arkadaşlar. Dediğim gibi istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrardan yapalım. Mesela bu püskül uzunluğu, püskülün şu boyunun iki katı uzunluğunda. Yani şu püskül şöyle iki katı uzunluğunda çekelim. Sonra tam onun ucundan kıvırmaya başlayalım. Bakın. Şöyle tekrar yapalım. Bakın. Yine aynı boyda oldu arkadaşlar. Böyle çok güzel püsküllerimizi kolayca yapabiliriz. Bu şekilde etrafını püsküllerimizle dolanalım. Evet arkadaşlar, ben püsküllerimi yapımını bitirdim. İki zincir çektim ve makasımı kopartıyorum. Bu arada makasımı da kırdım. Şöyle ipliğimi koparttım. Maalesef kopartırken makasım da kırıldı herhalde, eskimişti. Şimdi şu ipliğimizi şöyle içeriden saklayalım. Tamam. Evet arkadaşlar, bot patiğimizi bitirmiş olduk. İkisi de böyle güzel güzel bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Şimdi iki patiğimizi de bot patiğimizi de ördüm. Ben ne kadar ip kaldığını sizlere göstereyim. Şu kadar bir ip kaldı. Çok az bir ip kaldı arkadaşlar. Bir yumaktan bu kadar ip kaldı. Şimdi bu ipimizi de başka bir patiklerimizde değerlendiririz sonrasında. Evet, bot patiklerimiz bu şekilde püsküllü püsküllü. Çok güzel, çok şeker oldular arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Umarım bu videom sizler için faydalı olur. Yine bu bot patiğimiz için de yorumlarınızı, beğenilerinizi, fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Her türlü fikrinizi yorumlar kısmından bana belirtebilirsiniz. Anlatmamı istediğiniz modeller olursa Facebook Gülümseten Marifetler sayfamdan bana mesaj olarak iletebilirsiniz arkadaşlar. Videolarımda paylaşarak bana desteklerinizi iletebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma giren, videolu anlatımlarımı gören herkesi kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yine buradan tüm abonelerime sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.